Boşanmadaki asıl amacı diyor Mustafa'nın. Ben butona basılmıştır söyleyeyim. Yani çocuğunu istismar ettiğin için, ortadan kaldırdığın iddiasında bulunduğum için Mustafa benden boşanmak istiyor diyor. Aynen Didem Hanım. Yani senin aldatmaları... Onu suçladığım için. Yani onu suçladığım için. Başka bir şey için değil. Yani ona inanamıyorum. Bir de utanmadan bugün burada, şurada oturduğun yerde iftira attım dedin mi? Benim üstüme oynadığı için iftira attın dedin. Çok bağır geldi. Çok mu ağır geldi? Tek dil savur. Ki boşanma anlarını, daha doğrusu başvuru anlarını bir ekranlarınıza getirelim. Adliyeye gittiler bugün Mustafa ile Fatma. Evlilikleri süresince yaşadıkları problemler sebebiyle ayrılma kararı alan Fatma ve Mustafa çifti boşanma dilekçelerini sunmak üzere avukat Tunca Töker'le beraber Küçükçekmece Adliyesi'ne geldiler. Mustafa Bey, kaç yıldır evlisiniz? İşte 25 senelik evliyiz hemen hemen. Bu kararı almak sizin için kolay oldu mu? Çok kolay oldu. Boşanma dilekçesini vermek üzere geldiniz. Neler söylemek istiyorsunuz? Önceden de verdiydim. 4 ay önce de böyle bir karar almıştınız değil mi? Almıştım yani. Hayata geçirememiş miydiniz? Geçirememiştim. Yani bugüne nasip oldu yani. Peki pişmanlık duyacak mısınız sizce? Hayır. Daha mutlu olacağım yani. Hiç sevmediniz mi Fatma Hanım'ı? Sevmemiştim ama çocuklarım için her şeye katlanmıştım. İlk zamana sevdiydim ama sonradan aldatmalarını öğrenince yani nefret ettim yani. Çok baskı yaptım boşanalım ayrılalım diye. Devamlı kaçtı yani. Ben de kahrettim. Yani dağa gittim, dağdan inmedim. Yani bunun gücünden doğru düz çocuğumla da ilgilenemedim. Şimdi boşanma davasını açmak üzere adliyeye gideceğiz. En kısa zamanda boşanma için duruşma günü alıp bu işi nihayetlendireceğiz. Fatma Hanım, boşanma dilekçesini verdiniz. Evet, verdik. İnşallah hayırlısı olsun. Neler söylemek istersiniz? Mutluyum, çok mutluyum. Şimdiye kadar yapmadığıma da çok pişmanım. Bunca zamandır ben ayrılmak istedim dedi Mustafa Bey. Hayır, öyle bir şey yok. Hiç de açıklama yapmadı yani. Hiç ben istedim. Onun yüzünden çocuklarımla ilgilenemedim dedi. Yok öyle bir şey. Yani hep beraberdik. Hiç öyle ayrım ayrı yoktu. Didem Hanım, sizin için çok sağ olun. Allah razı olsun. Siz olmasaydınız ben bu yola gidemezdim. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. En kısa sürede boşanmaları gerçekleşecek. Biz olmasaydık bu cesareti alamaz mıydı? Alamazdım lütfen. Ama sen kendin cesaretin, kendin boşanmak istedin. Ben sadece aracı oldum. Tuncan'la işte, beraber. Yani o desteğiniz yine yeter. Öyle mi? Bizim sayemize güçlü mü hissediyorsun kendini? Daha güçlüyüm. Çünkü benim dışarıda kök söktüreceğimi biliyordu yani. Öyle mi? Daha bu bir tek boşanmayla bitmeyecek bu iş. Neden kök söktürmek nedir Mustafa, anlamadım. Çekişmeyle boşanacaktım. Ha. O zaman kök söktüreceğim ama şu boşanma işi bitsin. Esas bundan sonraki akşam şeylere bakacak o. Adımlara, başka adım sürprizleri mi var Fatma'ya? Evet. Şimdi bir şey yok da. Şimdi anlaşmalı boşanacağız. Peki sen az önce şöyle bir cümle kullandın. Karşılıklı tartışırken. Ona birazdan onu söyleyeceğim de. Şimdi ben şunu anlamıyorum Fatma, gerçekten ya teşekkür ederim bu cesareti verdiğim için. Eğer ya kendi arzun var. İşte yönlendirmekten hiç hoşlanmıyorum ama senin eğer bir arzun var ve cesaretin yoksa, aynen, sana güç kuvvet olduysam ne mutlu bana, bir kadına. Hani şey, Mustafa için de geçerli. Didem Hanım sürdürürdü, boşanamazdım. Neden boşanamazdım? Boşanamazdım çünkü süründüreceğiydi yani, öyle diyordu. Yani boşanamazsın, süründüreceğim ben seni diyordu. Doğru, neden seni? Doğru, süründürecektim. Niye süründürmekten yani, kasıt? Ne zamandan beri siz boşanmayı konuşuyorsunuz? Boşanmayı da, Didem Hanım, ben bu mesajlardan boşanmayacaktım. Ha. Yani boşanmayacaktım diye şu şekilde. Hiçbir şekilde bunu yayıttırmayacaktım yani. Ay Mustafa, ben de şunu anlamıyorum kardeşim ya. Sen ömür boyu bekar gezecektim. Hiç bu kadına da evlenmeyecektim. Ama buna da o fırsatı vermeyecektim yani. Bak şunu anlamıyorum o gerçekten. O niyetim oydu. Şimdi sen gecenin bir yarısı geliyorsun. Eve geliyorsun. Tamam. Şimdi şehir dışındasın, Isparta'ya geliyorsun. Ertesi gün Isparta'ya taşıma hazırlıkları yapıyorsun. Tamam. Senin dediklerini, şimdi ben gerçekten çok merak ediyorum diyeceklerini. Şimdi eve bir geldin, kızın ortalıklarda yok. Yok. Çok sakin bir şekilde ertesi gün yükünüzü topluyorsunuz, gidiyorsunuz. Tamam, gidiyoruz. Niye gittiniz kardeşim ya? Ya zaten benim şeyim vardı. Ya onu anlıyorum. Bakın ben açık söylüyordum. Bak açık açık ne şu anda yine söylüyorum. Bak ben her zaman konuştuğum lafın arkasındayım. Tamam Mustafa'cığım bak. Benim firarım vardı. Ben tamam sen git. De ki Fatma'ya kadına sen evde kal. Tamam. Bu çocuk neredeyse ortaya çıkar. Hı. Çıkarmadan benim yanıma gelemezsin. Ne biliyorsun demediğimi? Ha dedin. Yok dedim ben. Hiç dedim ben. Niye benim burada tanıdığı Mustafa der yani. Niye götürmedi? Götürdü o zaman. Ben de benim laflarımda bir yamıklık, bir şey çelişkili var mı? Çünkü ikimiz o gece neden gittiniz? Vallahi çok baskı yaptım etmen ya. Bak şu anda ne kadar dediysem ben burada kendimi ifade edemiyorum bunun laflarına. Evet ya. İftiralarına karşı. Ay et şunu. Hiç ifade edemiyor. Ne desem yalan konuşuyor. Ben ne kadar ifade edemiyor dedim hanım. Çok. Ya bakın ben demediğimi kabul edelim ya. Demediğimi kabul edelim. Hı. Ya muhtar denen bir şey var. Reis denen bir şey var. Jandarma denen bir şey var. Polis denen bir şey var. Onların çocukları değil ki. Sizin çocuğunuz. Sen bu eşyaları götür lan. Deyip de ben şuradan karakola uğrayayım. Eşim kaçak, firar. Tamam. Benim böyle kızım kayboldu. Niye gidemedi? Tamam sen niye? Hı. Tamam firar var da sen yani bırak orada benim ya kızımı tamam, bulmadan Isparta'ya gelemezsin. Fatma niye demedin? Neden demedin? Ya ben buna dedim ya. Gidelim şu bak eşyaları yükledik. Tamam dursun burada bir gün daha duralım. Ha, dedin burada, mi? Dedim. Yok, niye evde gitmedi o zaman ya? Kalmayı düşündünüz mü? Ya, yok öyle bir şey yok. Düşündünüz mü? Yok dedim ben. Hiçbir şey yok. Bak hala daha gülüyor konuşurken gülüyor ya. Hiç öyle bir şey yok. Sen az önce şöyle bir kelime kullandın tartışma sırasında dikkatli Büşra da fark etmiş, izleyiciler de fark etmiştir. Ceza bile korkuttun beni dedin. Aynen dedim hanım. Nasıl bir ceza yani sakladığımız için ceza alırız ikimiz de gireriz diye korkuttu mesela ondan çıkamadım ben sonradan da. Ne zaman cezaevine girmekle yani, seni korkuttu Mustafa? Sakladık ya 2,5 sene sakladık ya yani 2,5 sene sonra ben hapishaneye gittikten sonra çıkarttık diyor ya. Ha. Yani onun için mesela yani cezaevine ikimiz de geliriz suçlanır biz oluruz. Girelim içeriye girelim. Onun için bir kızımız yani, kaybolmuş niye girelim yani? Cezaevine girmekten korkuttu yani seni. Ben alışkın olmadığım için ben korktum. Sen Mustafa da Hodri Bey'den diyor sana. Niye gitmemiş o zaman? Diyor yani, ki cezaevine girerdin kızın ortalıklarda. O zaman niye kaçağıymış gireydi yataydı. Kızına bir kötülük yapmadın da tamam, niye kaçağıydın o zaman gir hala yatır la o paranın şeyine. Benim mahtu durumum yoktu. Yani, gir hala yatır la öderdin cezaevine. Ben çalışıp da ödemedim mi? Alışkınsın ya cezaevine girmeye yatır la öder lan. Ben suçluysam gidem yatam lan. Niye o zaman kaçaktı ya ağzını arttırıyor. Cezaevinde adamı öldürecek lan. Herkes cezasını yatacak. Herkes cezasını yatıyor. Yani diyorsun ya cezaevinden başlıyor şeyden ona sığınıyorsun ya. Yani ona sığınıyorsun ya. Ya benim maddi durumum kötü değil miydi o zaman? Ödeden ya o zaman yatarlar ceza paranı öder çıkartın içinden. Gidip çalışacağım aslanlar gibi çalıştım gittim paramı yatırdım. Evet çok çalıştım. Ben kimin üstüne yatırdım hangi bankaya yatırdım hepsine ona bilgi verdim. Hı, kaç sene sonra? Nasıl kaç sene sonra? Kaç sene sonra? Ulan ben kaç para paralıyordum? Kaç para paralıyordum? Asgari ücret kaç paraydı o zaman? Kaç paraydı? 900 lira değil miydi? He? Bilmiyorum ben. Ben ev kirasımı ödeyeceğim, paramı biriktireceğim, ya sizin boğazınıza mı bakacağım? Çalışmaya gittin ya, parayı biriktirdin ya. Biriktirmedin mi? Biriktirmedin mi? Nasıl şimdi de nasıl ne diyor? Şimdi ne diyor? Biz köydeyken geçtin çalıştın, para biriktirdik. Bize öyle geldin ya. Demedin mi sen burada? Hiçbir yerde çalışmadı demedin mi? Şimdi diyorsun ya yani. Ben çocuklarımla ben çöp topladım dedin ya. Gidemem, gelin demedim ya. Biz köyde dururken geldi, para biriktirdi. Bir şey söyleyeceğim şimdi. Öyle de böyle aklı başına gelmiş. Tabii kendi isteğiyle değil de Fatma'nın onu da altını dizelim. Kardeşi, ben bunu söyledim. Tamam kardeşi duymayaydı yine çıkmayaydı. Yine hayatına devam edecekti. Ben merak etme. Kardeşi sayesinde konuştum. Ben onu söyleyeyim. Peki kardeşi araya duymayaydı. Bunu neden saklardı Mustafa? Fatma niye sakladı? Suçlu da öyle saklıyor. Suçlu. Suçlu o yüzden saklıyor. Peki sen niye bak o gidip en azından gidip ya savcı. Ben açık ben net söylüyorum bak burada. Niye gidip savcımıza deme bak beni bağırtırma ha ben başka bir şey söylüyorum. Diyorum ki 2010 sen sevgililerinden biri bir şey yapmıştır diye düşünüyorsun ya kardeşim. O gidiyor diyor ki ben diyor böyle bu nedenden dolayı Mustafa'dan şüpheleniyorum diyor. Sen niye gitmedin demedin ki Fatma sevgilisiyle beraber öldürmüş olabilir diye savcımıza onu boş ver ya bana tamam, ne ondan ama yani. Ama ben gitmedim bak ben geçenlerde ne dedim gitmedin? Savcının yanına gittim de ben hala da ihbar yapmadım. Neden ama? Yapmadım çünkü niye? Ben nereden gitmiştim dedi ya. Ben nereden gitmiştim? Niye gideceğim? Ben bunu dava açtığını biliyorum. Bir dakika ben Mustafa'yı dinliyorum. Ben bunu zaten dava açtığını savcının yanına gittiğimde ben bunu dava açtığını duydum zaten. Ancak yani dava açılmış. Ben onu sormuyorum. Belki sonuçta katil Fatma ve sevgilisi ise sen neden gitmedin konuşmadın? Gitmedim ya. Gitmedim. Ben aşkına söylüyorum. Başka bir şey ben onun bunun arkasına sığınarak ben bu kelimeyi konuşmuyorum. Gitmedim. Yani bir şeyler saklıyorsunuz birlikte de. Ben saklamıyorum. Bak ben ne diyorum. Benim hakkımda bildiği bir şey ne varsa açıklasın. Ben bunu burada tehdit etmiyorum. Benim benden bir şüphelense ben sattıysam, öldürdüysem veya bir açıklasın. Bir şey söyleyeceğim Fatma. Sen 2,5 sene sonra kız işte 17,5 oluyor. 18'inde ortaya çıkacaktı dedin ya sen. Hı hı. 18'i ortaya çıkmadıktan sonra mı Mustafa seni cezaevine girmekle tehdit etti? Yani 2 yıl boyunca hep gelecek mi dedi sana Mustafa? Evet dedim mi? Yani 18 yaşından gelecek. Ben 2,5 sene geçtikten sonra yani yaşının şeyini bile şey etmedim. 2,5 sene kız 17,5 oluyor ama. Kimliği verdi bana. Kimlikten sonra zaten ben şey yapmadım yani. Araştırmadım da sormadım da. Ama o zaman da ilk şey ettiğinde mesela sana kimliği verdiğinde kız 18 yaşını doldurmuş muydu? Daha doldurmamış. Onu hatırlamıyorum Didem Hanım. 17,5 oluyor o zaman. Değildi çünkü. O kimliği verdin de daha dolmamıştı yaşı. Evet. O zaman 2017 kaçta verdim ben sana o kimliği 2,5 sene? 2015. Daha iyi ver. 2 sene sonra ne diyor? 16,5 mu? 17 mi diyor? Evet. Ben o zaman kimliği ona verdiğimde niye gitmedim o zaman? Daha yaş dolmadı da daha çıkma zamanı gelmemişmiş demek ki. Ondan gitmemiş. Çıkamadı o kimliğiyle. Hmm. Ben o zaman sana kimliği verirken şüphelenmedin mi? Benim o kadar aklım çalışmamış. Sen kadar şeytanlık düşünmediğim için. Cezaevine kim girecek peki? Katil kim? Niye cezaevine giriyorsunuz? Didem ben sakladım ya. Yani çocuğumu devletten sakladığım için. Bir de yani bir şey millete yalan konuştuğum için. Onun için ben korktuğum için. Bir de alışkın olmadığı için. Başka hiçbir şey değildi. Millete de ne diyeceğimi bilemediğim için. Jandarma, karakol, cezaevi şey mi? Ben cezaevinden korktuğum için. Alışkın olmadığım için. Ezrail mi jandarma? O zaman niye girmedin? Niye korktun? Niye gitmedin? E şimdi nasıl gittin? Sen şimdi korktun, cezaevine giren niye korktun? Kardeşinle nasıl gittin karakola? Tamam, ben pişmanım, pişmanım. Ben cezaevine sokana düşünmedim o zaman. Devletime sığınmadığım için pişmanım ben. He? Ben pişmanım. Hmm. Aynen. Nasıl durdun o? İnanmadığım için, şüphelenmediğim için durmuşum. Çok safsın. Yasin'in söylediği bomba açıklamalar. Instagram'daydı zaten. Valla bence bomba bir açıklama. Acayip of. Yani. Çok flash. Buyurun izleyelim lütfen. Mustafa öldürdü, Mustafa gömdü desin, kaybetti desin, açıklasın burada. Şükür Türkan 10 yıldır bu evde yok. Ablanız nasıl kayboldu? Ben tam hatırlamıyorum, ben ufaktım çünkü. Ablam işte eve gel, ev dedi, evden yok olmuş bir anda. Biz işledik, okuldadık. Okuldan gelince ablam nerede dedik, ablam bilmiyoruz dedik. Kaçtı falan dedi. Kim dedi? Anne. Ablası gittiğinde 8 yaşındaydı. Şimdi 18 yaşında. Şükür Türkan'ın önce kendi gitti. Sonra kıyafetleri kaldırıldı. İşte bu temizlik yapayım diye evimi silen süpüren dedim. Baktım burada elbiseleri gördüm. Dedim bunun içinde ne var ki diye. Ondan sonra baktım elbiseler var. Ondan sonra ağzını bağladım. Şu üst tarafa attım. Fotoğrafları albümün en arkasına atıldı. Senin kızının evde fotoğrafları var mı? Var. Kaç tane var? Valla okul şeyleri var dedim hanım. Tam saymadım ama 9-10 tane, 5-6 tane fotoğrafları var. Ona, sen bayağı fotoğrafı var dedin var. Değil mi? Kızının evde fotoğrafları var mı? Valla bilmiyorum. Kimlik burada görmüş olduğumuz defterlerin arasından çıkmıştı. Aynen. Fatma Hanım'ın söylediğine göre de biz baktık. Buradaki çekmecenin içerisinde sadece burada bu albümlerin içerisinde çocuğa ait bir tane fotoğraf var. Şükür Türkan hiç yoktu. Oğlum ablam da kaç senedir kayboldu? 3,5 senedir kayboldu. Ablam 3,5 yıldır yok. Oğlum ablam da kaç senedir kayboldu? 3,5 senedir kayboldu. Nereye gitti demediniz? Biz sorduk, ne aradık bilmiyorum ben dedi. Ondan sonra biz babamı aradık zaten ben. Bu ablam yok dedim. Ondan sonra babam geldi zaten onunla konuştular. Babanız neredeydi? Dağdadı. Tamam. Kayon gidiyordu. Hı. Geldi onunla konuştular. Siz okuldan ne zaman geldiniz? Biz 4'te geldik okuldan. Hangi ayda? Hayır hatırlamıyorum. Güneşli miydi, kar mıydı onu bilirsiniz yani. Güneşliydi galiba. Mont giyiyor muydun? Yok giymiyorduk. Annenizin ablanızla konuştuğunu biliyormuşsunuz siz. Nasıl öğrendiniz bunu? Ne konuşuyorlar? Okuldan geldiğimizde konuşuyordu. Kimle konuşuyor? Ablamla konuşun diyordu. Hayır diyordu. Kapatıp telefonu direkt kapattı zaten biz geldiğimizde. Ama belki başkasıyla konuşuyor. Ablamla konuştuğunu biliyorduk. Sesi geliyordu. Biz şuradan girerken sesi geliyordu ablamın. Ablamla konuştuğunu biliyorduk. Kızım falan diyordu. Bu kaybından ne kadar süre sonra oluyordu? 3,5 yıl önce oluyordu. Sormadınız mı ablam nerede? Hiçbir şey demiyordu bize. Abi diyordu bana da söylemiyorum bu ablamla konuştum diyordu. Biz de bir şey diyemiyorduk. 3,5 yıldır kayıp olduğunu kim söylettirdi? etrafı evlendi falan demişler ya, siz sormadınız mı bizim ablamız kayıp niye evlendi diyoruz diye? Bir şey demiyordu. Biz aynısını biz de diyorduk hani, sorunca evlendi falan diyorduk biz de. Bir şey söyleyeceğim. O sen şey demiştin ya, babam 3,5 sene diye söyleyin dedi bize diye. Evet. Bunu sen jandarmaya söyledin mi? Evet, biliyor. Hah, biliyorlar değil mi? Tamam. Yani şöyle, çocuğun 3,5 yıldır konuştuğu meselesine Mustafa sen çocuklara... Çocuğun konuştuğu lafların hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Sen söylemişsin, 3,5 yıldır anneniz konuşuyor, siz de jandarmaya böyle söyleyin. Soranlara böyle söyleyin, röportaj yapanlara böyle söyleyin. Tamam dediysem konuşumdur ya. Ama çok şey ifade ediyor. Tamam dediysem niye böyle bir şey yaptın? Ben böyle çocuklara böyle bir kelime denk demeyeyim ya. Yani çocuğun söylüyor. He? Hatta çocuğun bunu jandarmaya da böyle söylemiş. Dediyse demiştir ya. Ben bunun yani konuşmalarının hiçbirini gerçek dışı görmüyorum. Tamam, ben devletimizde şey yapıyorum, Türkler bana oradan alsın. Ben niye böyle bir şey denk derim ben ya? Mustafa ile konuşuyorum. Ha? Önce Mustafa niye böyle bir şey denk derim ben ya? Yani... Ben çocuğumu karşıma aldığım zaman, öğrettiğim zaman aynı o kelimeyi konuşur. Ama çocuğun diyor ki, babam bana 3,5 yıl önce Şükür'le konuştuğunu söyle, annenin konuştuğunu söyle diye. Sen çocuklara böyle, siz bunu annenize konuştuğunu söyleyin. Vallahi ben öyle bir kelime konuşmadım. Bana böyle şeylerle gelmeyin. Sen çocuk, ama çocuğun ben demiyorum. Bak, ben ama ağzımı arayacaksın, bak, böyle laflarla gelme. Ben söylesem eyvallah da çocuğun diyor yani. Bilmiyorum, ben böyle bir kelime öğretmedim çocuğa. Ama mümkün değil yani. Bir daha izleyelim o zaman. İstediğiniz valla 10 sefer izleyin. Ben bir daha izleyeyim, izleyiciler de izlesin. İstediğiniz kadar izleyin. Ben böyle çocuğa böyle dey diyeceğim. Ondan sonra babam bana böyle didittir diyeceğim, öyle mi? O zaman Büşra öğretti. Onunla beni karıştırma. Didi var mı? Büşra öğretmiştir belki. Babanın üstüne diye Büşra öğretmiştir. Ben burada gerçekleri konuşuyorum. Ben onun gibi kekelemem. Yasin de buna benzer. Ben gibi kekelemezsin. Oğlunun dediklerine şaşırdım peki, Yasin'in söylediklerine. Yasin seni biraz taca düşürdü yani. Düşürsün. Öteki de düşürdü. Yani şunu söylüyor. Öteki de dedi, babam hastaneye götürdü getirme dedi. Yani sağda yani biri sorarsa, ben anlaşılsın diye söylüyorum. Biri sorarsa, bir şey yaparsa, anneniz 3,5 yıldır telefonla kardeşinize konuşuyor diye bu yalanı söyleyin diye çocukları yönlendirmişsin. Ben. Yasin diyor evet. Dediyse maşallah derim valla, bir şey demem. Aferin derim. Sıkıntı yok. Onu da ses kaydını alırım. Pişkin diye demem ama onun aklına gelmez, kimse gelemez. Pişkin o. Pişkin. Bir daha ekranlara gelsin, yanlış bir şey yapmamak adına o bölümü. Bir dakika, o bölümü daha yayınlayalım lütfen. Ablam kaç senedir kayıp oğlum? 3,5 senedir kayıp. Bir şey söyleyeceğim. O sen şey demiştin ya, babam 3,5 sene diye söyleyin dedi bize diye. Evet. Bunu sen jandarmaya söyledin mi? Evet, biliyor. Hah, biliyorlar değil mi? Tamam. Şimdi daha önce Büşra senin evindeyken yaptığımız çekimlerde bir şeyde sen çocuklara diyorsun ki, çocuk 3,5 yıldır sizin ablanız kayıp değil mi diye. Sen çocuğa soru soruyorsun. Yasin'e. Çocuk 3,5 senedir mi kayıp diyorum bak. Sen öyle soruyorsun. Evet evet. Bak, soruyu bak şeyi benim orada sesim var. Tam bir daha yayınlayın. Sesim var orada. Tam bir daha yayınlayın arkadaşlar. Bir daha yayınlayın. Bir daha yayınlayın. Oğlum ablan kaç senedir kayıp oğlum? 3,5 senedir kayıp. Bir şey söyleyeceğim. O sen şey demiştin ya, babam 3,5 sene diye söyleyin dedi bize diye. Evet. Bunu sen jandarmaya söyledin mi? Evet, biliyor. Hah, biliyorlar değil mi? Tamam. Yani Şükür sanki 10 senedir değil de 3,5 yıldır kayıpmış gibi bunu çocukları söylemeni istemişsin. Çocuklar da bunu biz onlara... Niye 3,5 yıldır kayıp den diyeyim ya Didem Hanım? Çok saçma bir şey de işte niye anlamaya diyeyim? Çalışıyoruz. Niye sonra? Niye diyeyim yani? Peki Yasin sonrasında... 10 senedir ben buraya geldiğim günden beri 10 senedir kayıp diyorum da. Niye o zaman ben 3,5 sene önce kayıp diyeyim? Peki karşımdaki savcı, hakim. Jandarmaya da öyle. 3,5 senedir kayıp anasıyla konuşuyormuştu dedi ya. Sen jandarmaya da öyle söylüyorsun ya. Niye öyle söyledin ya? Evet. Evet. Jandarma ne demişim ben ya? Evet, ben jandarmaya ifade vermedim ki ben ya. 3,5 yıldır bizim kızımız kayıp. Öncesinde bizim kızımız kayıp değildir diye jandarmayı da sen böyle söylemişsin. Ben daha jandarmanın kapısına içeri girmedim değil mi? Hayır, savcımıza özür dilerim. Ben savcının yanına gittim. Ben savcıya diyorsun. 3,5 sene kayıp demedim. 3,5 yıldır konuşuyormuşmuş dedi kelime. İşte bunu da. Ben bu çocukların ifadesine göre bu kelimeyi konuştum. Çocuklar diyor bizim böyle ifademiz yok diyorlar. Çocuklar da diyorlar ki babamız bize bunu öğretti diyorlar. İyi, güzel. Aferin. Aferin derim. Niye öğrendim ben çocukları ya? 3,5. Ben buraya geldim 10 senedir kayıp diyorum. Niye ben gidip de savcıya o 3,5 sene kayıp diyeyim ya? Değil mi? Savcı yalan söylemiştir. 10 yıldır değil de. Doğru söyler. 10 yıldır değil de sanki 3,5 yıldır kayıpmış gibi bir hava önce bir yaratılmak istendi galiba. Kimi kandıracağım ben? Bilmiyorum kimi. Yani her şey ortaya çıkar bak Mustafa. O da yaptıysa, o da yaptıysa. Ben buraya geldiğimde yok 10 senedir kayıp değil, 2 senedir, 3 senedir kayıp desem inanacak mıydın? Peki senin çocukların neden babam bizi yönlendirdi diyorlar? Yasin. Ama yönlendirirse yönlendirsin ya. Desin de ya, sıkıntım yok benim. Bak çok büyük olan da dedim aynı kelimeyi bana. Babam götürdü getirdi diye sonra ses kaydı alınca nasıl öptü? Bir de sen dağdaymışsın şey kaybolduğunda. Yok ya o çocuğun konuştuğun hepsi gerçeği yansıtmıyor bak. Hepsi yalan çocuğun konuştuğu. Yani senin Isparta'da olduğunu söylemiyor, dağda olduğunu söylüyor. Dağda tam, mıydı? Tam öyle dememişti, devam köydeydi. Yani Isparta'da misli vardı, yalan. Yani her orada yalanlıyor babasını o yalan. O yalan. Isparta'da bilen değildi, köydeydi. Köydeydi. Köydeydi, köydeydi. Ne kadardı köydeydi? Yani koyunu kaybettiğimizde hemen beraber gidesek kadar köydeydi. Yani ilk yani Şubat'ın 16'sına kadar köydeydi. Koyun kaybetme meselesi nedir? 2010. Yani batırdığımızdan beri. Ha, 2013'ten beri hayvanları falan hiç şey yaptıktan sonra her şey. Ama çocuk orada diyor ki bak bu ablamı kayboldu biz babama telefon açtık diyor. Çocuk da telefon almıyor. Evet. Hı? O da yalan işte tam öğrenememişsin. Dağda mıydın? Onu niye siliyorsun? Dağda mıydın? Ben gözlerime bak bakayım. Bende öyle bir şey var mı? Enayilik var mı? Ben he? Aynen. Aynen. Tamam mı? O çocukları sen yönlendiriyorsun. Ben yönlendiriyorum. Bunların hepsini çıkarttıracağım ben. Çıkarttır lan çıkarttır. Sen çıkarttır. Bak ben çocuklarımı arıyorum konuşuyorum ama ne senden ne benden ne ablasından ne onlarından ben konuşmuyorum. Büşra şunu söylüyor. Diyor ki Didem Hanım tam net olarak şöyle bir diyalog geçti diyor. Ben sordum diyor. Baban ne zaman dedi diye soruyorum diyor. Büşra'nın en son şeyi sorduğu soru. Bir anons çekiyor. Bazı çekimler istedim ben Büşra'dan. Tamam. Yasin de Büşra'ya eşlik ediyor. Baban ne zaman dedi diye soruyor Büşra. Yasin de diyor ki annem televizyona çıkınca gazetecilere ve jandarmaya 3,5 senedir kayıp diye söyleyin demişsin. Niye 3,5 senedir kayıp diyeceğim? Anası buraya gelmiş 10 senedir diyor. Ben niye 3,5 sene diyeyim Didem Hanım ya? Beni yalanlamak için. He? Ya bunda beni yalanlamak için. Bunda mantık var mı ya? Ya burada bir plan da olabilir, mantıksızlık da olabilir. Niye plan olacak ya? Niye plan olacak? Sana soruyorum ben. Niye plan ya? Niye hani benim sevgililerime kaybettiğim gibi. Gelmiş Antalya'da polise, emniyete 10 yıldır kayıp demiş. Buraya gelmiş 10 yıldır kaymış. Ben polise bu şeye varacağım 10 yıldır yani kayıp demiş. Bu şu anlama geliyor. Senin eşin yani senin dediklerin doğruysa son 3,5 yıla kadar sanki kız dönecekmiş gibi seni kandırmış anlamına gelir bu. Anlatabiliyor muyum? Son ana kadar sen de nasıl Fatma son 2 yıldan öncesinde her an Şükür dönecekmiş gibi inanmış ya. Tamam. Sen de sanki ya son bak, 7 yıl boyunca kızının döneceğine inanmışsın gibi bir hava yaratıyor bak, bu sadece. Ben inanmam değil. Çocukların dediğine göre, dediği kelimeye göre ben kendimi ifade ediyorum. Bu model çocuğu geliyorduk ablamla konuşuyordu. Babanıza demen. Ben cezaevindeyken de aynı mesela adamlarla konuşuyormuşmuş. Kimle konuşuyorsun? Dayımla. Benim konuştuğumu bana demen. Aynı bu şekilde misiniz de, arkadaşlar yetiştirebilir misiniz? Bu şekilde Büşra aynı şekilde göreyim. Çocukları öğretiyormuşmuş. O da yani öğretiyor. Bu gittikten sonra, bu yana çıktıktan sonra dedi bana çocuk. Bu madde 3,5-4 seneye kadar bu annemle bu konuşuyor mu diye. Ama çocuklar şunu söylemiyorlar. Annem bize öğretti. Annemin ablamla konuştuğunu duyduk. Biz bu kulaklarla buna şahit olduk demiyor. Tamam hadi diyelim ki ben çocukları öğrettim. Ha, işte amacın ne ama acaba? Diyelim ki onu anlamadım yani. Şu kelimeyi konuşun. Ananız da konuşuyor, babanız da konuşuyor. Dedim. Ama niye 3,5 sene öncesi kayboldu diyeyim. Amacı ne sizde sevgili izleyiciler Mustafa'nın? 3,5 yıldır annesinin... Millet kandırma. Milleti zaman mı kazanmaya çalışıyor? Sevgili izleyiciler siz ne düşünüyorsunuz? Mustafa zaman mı kazanmaya çalışıyor? Yoksa son ana kadar Mustafa kızının döneceğini mi umut etti? O yüzden 3,5 yıldır kayıp diyor. Ama iyi güzel de 7 yıl öncesi var. Çocuk ben buraya geldiğim yerler 3,5 senedir kayıp diye bir kelime konuştun mu? Konuştun mu? Yayında söyledi değil mi? Yayında söylemedi mi? Büşra'yı telefona bağlıyor arkadaşlar. Şey ettiğinde bağlandığında söyledi. Evet. Şimdi orada çok çekmiyor da Büşra bana mesaj atmış. Yani birebir böyle diyalog geçmiş çocuklar. Bir dakika düşmüş telefon. Büşra söyler misin sen çocuklarla ne konuştun, çocuklar ne dedi? Bir daha kayıtlara girsin canım, söyler misin Büşra? Büşra duyuyor musun beni? Ben duymuyorum Büşra'yı içeride. Arkadaşlar sıkıntı var seste galiba, ses düşüyor. Annem televizyona çıkınca gazetecilere ve jandarmaya 3,5 senedir kayıp diye söylememizi istedi babamız diyor. Çocuk birebir tamam. Büşra'cığım söyle canım ne dedi sana Yasin? Yasin'in bana aynen söylediği şey şu. Ya ben aslında ona şöyle bir soru sordum. Dedim ki ben ilk geldiğimde 3,5 senedir kayıp olduğunu söylüyordunuz ama şimdi 10 senedir kayıp olduğunu söylüyorsunuz. Neden yani babanız mı yönlendirdi sizi? Niye böyle bir ikilem var? Yasin de dedi ki evet annem televizyona çıktıktan sonra babam bize dedi ki televizyoncular ve jandarmalar kızı sormak için gelirlerse ablanızın 3,5 senedir kayıp olduğunu söyleyeceksiniz. Ben de neden peki bu yalana uydunuz? diye sordum. Hani babanızdan korkuyor musunuz diye sordum. O da evet dedi bana çocuk. Anladım. Teşekkürler Büşra'cığım. Kolay gelsin. Bunu neden yaptı Mustafa? 3,5 ile 7,5 arasındaki farktan mı korktun? Ne oldu? Vallahi anlamadım. Yaptıysan böyle bir şey. Benden borçluk tipan mı? Yok. Ama çekindiğin şeyler var Mustafa. Kimden çekineceğim ben? Yani bilmiyorum, kimden çekineceğim? Bana çekindiğim insanlar söyle. Jandarmadan mı çekineceğim? Cezaevinden mi çekineceğim? Hakimden mi çekineceğim? Kimden çekineceğim? Bu arada arkadaşlar ifadem benim, basmayın lütfen. Geçen gün de şunu söyledi. Isparta valisi de gelse, jandarma da gelse, komutan da gelse. Suçluysam cezamı çekerim, ifademi veririm. Ha, o anlamda söylüyorsun. Kimseden korkum yok, eyvallahım yok dedim. Korkum yok. Allah'tan başka kimseden korkum yok. Suçluysam hakimin, valinin, savcının karşısına varım, ifademi veririm. Vali yapmaz zaten. Vali sadece o olayı takip eder. Ben valinin ismini kullanmadım burada bak. Hayır bak, sayın valimiz orada olan her olaydan sorumlu mülki şeydir. En baştaki takip ediyorlar. Yayınlar hepsini tek tek dinlerim. Bütün Türkiye takip ediyor. Sadece o İsparta valisi değil. Emin ol, İçişleri Bakanımız da takip ediyor. Sen rahat ol. Adalet Bakanı da takip ediyor. Rahat ol. Tamam mı? Aile Bakanı da takip ediyor. Sen çok rahat ol ya. Çok rahat ol yani. O açıdan ben suçluysam cezamı çekerim. Sen ya da o bilmiyorum ben. Suçsuzsam da hakimdir. Kralı da gelse savunurum kendimi. Evet, tabii savunacaksın canım. Tamam, o başka bir şey. Ben onu söylemiyorum. Ben burada onu savunuyorum. Gelelim konumuza. Konumuzdan uzaklaşmayalım. Çocukları neden 3,5 yıldır kayıp diye hem gazetecilere. Niye sence? Ben anlamadım ya, Fatma. Beni yalandırma şimdi. Valla anlamadım yani. Anlamadım. Niye yönlendireyim ya? Ha, bir şey bak, bu çıkmış buna 10 sene demiş. Gitmiş Antalya'nın savcısına, hakimine, polisine savcı ifade vermiş, 10 yıl demiş. Ben niye çocuğuma anneniz böyle 10 yıl dedi. Siz 3,5 sene deyin. Niye diyeyim ya? İşte, devleti kandırmak şimdi değil mi? Çünkü oğlan aradı ya. Ben kimim de devleti kandıracağım. Oğlan beni de aradı lan ya. Ben de dinleyeyim biz müsaade edelim. Oğlan bana aradı mesela. Küçük şey aradı ya. 3,5 senedir kayıp diye. Yani bunu öğretmesi başka bir şey değil. Yani devlet kandıracaktık. Başka oğlan bir şey. Seni Yasin mi aradı? Oğuzhan en küçük. 14 yaşındaki. Ne diyor? Yani biz karakola gittik. Jandarmaya gittik. Biz 3,5 senedir kayıp dedik. Senin de eğer jandarmacı olursa sen de böyle de anne diye aradı beni oğlan. Yani o telefona baktın, etrafa baktın dediği şey. Değil, 3,5 seni de yönlendirmek istediler. Oğuzhan üzerinden. Aynen. Devlet kandırmak şimdi. Ama bunu yaptıysa Mustafa niye yapsın? İşte ben onu anlamadım yani. Katil suçlu. Yani gerçekten öyleydi. Böyle suçlu. Allah.